Bunun kızı o hemen ölenin yoldaşıydı. İki de uşaqları var. Koşulup piyanist gelen narkomanlığa saxlamadı. Geldiler, boşadılar. Getdiler hökumətlə, boşadılar. Dədəsi də geldi, anası da geldi. Hamısı dedi belə, ne aparaq, qoyaq balnesiya, yaxşı olsun, belədir filan. O kişi gitmedi, uşaq gitmedi. Atası, anası intina edildi, dedi ki, beləcək. İndi bu da boşandı, deyir ki, boşanmışsam, da gelmedi, kardeş, mənim evime. Mənim neyinle rahat edirsin? Her iki günden bir içib, dartıb, gelir, girir burada, özü yandıracağım, sizi öldüreceğim, nemime varacağım, belense belense, artısa. Dün önünde gelip, gelip girip içeri, bizim kardeşim rahmete gidip, biz dediler ki, çık kardeşim. Burada, bu evde tek. Kalın. Öbür geldi, girdi içeri, dedi ki, ne işe gelmişsin de, sordu da, böyle yer gidi, piyan. Düşüp burada o deyin, göstereceğim, orada zorluğa bırakacağım, dilin içinde gelip girip. Sardım bunu kanalın başına, dedi ki, yer git, dedi, sen Allah, ben hassadım, ama ben, dedi ki. Çıkardı bu oraya yola, kaydı bu gelip, gelip girip yerine ki, yastı. Bir görüm ki, geldi. Paramı girip eve, öyle sizi özü yandıracağım, sizi böyle doğrayacağım, belirleyeceğim falan öyle. Onun hiçbir günahı yoktu, hiçbir günahı yoktu. O hiç kimi incitmezdi. O geldi bizi tekrir edirdi. Gelirdi ben namussuz namussuz şeyler edirdi. Tez gelirdi o böyle? Tez günde, her gece. Her gece. Gündüz de gelirdi ki. Her gece. Anasına zeng edirdik, atasına deyirdik, kardeşine zeng edirdik, deyirdik ki bize kömeyle de gel aparın. Deyirdi gəlir uşaqların görmə. Deyirdi saat 12-də, 2-də cəmaatın evində uşaqların görmək olar. Gündüz gəlsin görsün. Nə qədər eləyirdi, heyri yox idi. Deyirdi mən heç kimdən qorxmuram, nə Çaskovdan qorxuram, nə polisdən qorxuram. Çaskovya zəng eləyirdi, gəlirdi, gəldi axırıncı dəfə. Gəldi apardı. O getmirdi. Gündüz gəlmişdi. 2 saat, 3 saat idi oturmuşdu həyətdə. Uşaqlarla nə bilim, deyir gedmirdi. 3 saat, 4 saat babam da xəstə adam, əsəb. Gedmirdi. Çaskovi gəldi, çağırtdırdı, gəldi apardı. Ondan qabaq 102-yə zəng elədik. Bizə burdan hədələyirdi bıçaqla, bu pəncərədən bizə bıçaq göstərirdi, hədələyirdi. Babamın heç bir günahı yoxdur. Onun heç bir günahı yoxdur.